Efendim bir hanım muayyen gününde ise, terbiye günü, arife günü. Mesela bugün terbiye, yarın da arife. Dolayısıyla yarın sabah namazından itibaren teşrik tekbirleri başlıyor. Cuma günü sabah namazının farzını kıldıktan sonra, yani cemaatte kılınıyorsa zaten cemaatin birisi hatırlar. İmam olursa bile de birisi hatırlar, hatırlatır. Cuma namazı kılındıktan sonra, Cuma'nın farzı kılındıktan sonra da söylenir. Bayram namazından sonra da söylenir. Cenaze namazı da söylenmez. Tek başımıza kılıyorsak farz sadece. Öğlenin farzını kılınca selam verdik. Gelin tek başımıza kıldık. Selam verdik. Verir vermez Allahümme te selam demeden önce Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah ve Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahil hamd. Bir defa söylüyoruz. Söylüyoruz ve kapatıyoruz. O kadar. İkindinin farzını, akşamın farzını hepsini de söylüyoruz. Hepsini de söylüyoruz efendim. Yarın başlıyoruz. Sabah namazında başlıyoruz. Nerede bitiriyoruz? Bayramın dördüncü günü ikindi namazında bitiriyoruz. Peki bu günlerde, dinleyicimiz sadece terbiye günü sordu, arife ve terbiye günü, muayyen haldeki bir hanım ne yapabilir? Oruç tutamaz. Namaz da kılamıyor zaten. Ne yapabilir? İstiğfar okur, salavat-ı şerife getirir, kelime-i tevhid söyleyebilir, Subhanallah der, tahmid yani, elhamdülillah der, tekbir, Allahu Ekber der, tehlil, la ilahe illallah der, bunların hepsini yapabilir. Sadaka verebilir durumu müsaitse. Bin ihlas okuyabilir mi? Bin ihlas okuyamaz. Bin ihlas okuyamaz. Yarın bir de onu da hatırlattığınız iyi oldu. Arife günü bin ihlas okuyanın öncelikle hadis-i şerifte buyuruyor ki bir duası kabul olur. İki, günahlar affolur. Önemli. Günahlar affolur. Bin ihlas okuyan. Peki nerede başlayacağız? Yarın imsaktan itibaren başlarız. Akşama kadar. Akşama kadar. Mesela arife gününü oruçlu geçirenler bugün de oruç tutuyorsa yarın da aynı şekilde oruç tutuyordur, tutacaktır. Dolayısıyla sahura kalkmıştır. Mesela şeyde İstanbul'da 5-13 bugün için. Bugün için. Yarın? Oruçsunuz galiba. Bunları biliyorsunuz. Ya deminden beri böyle sıkıştırıyorum. Bir söyleyiver, bir söyleyiver. Bugün zaten üçüncü viteste gidiyorsunuz. O belli oluyor da. Ne hayatım, rahatladım ya. De duysun ha, yani. Dinleyicimizler de duysun. Kazaya kalan iki gün orucumu tutamamıştım da onu tutuyorum. Kısa günlere bekledim. Bir de terbiye arife gününe denk gelsin diye. Şimdi yarın arife günü şeyden itibaren, imsaktan itibaren eğer kalkarsa, orucu tutmak için kalkanlar olursa. 5-13 bugün, ha. Yarın 5-14 olabilir, belki 5-15 olabilir. Mesela sabah namazını beklemişti, 15-20 dakika bekleyecek ya, uyumasın, yatmasın hemen o anda, başlasın okumaya. Ne kadar okur? 500 bitirdi mesela diyelim ki. Ondan sonra namazı kıldı, yattı, kalktı, bir daha bir 500 daha okur veya 300 okur sonra. Ama güneş batıncaya kadar bitirmesi lazım bunu. Her şekilde okunur değil mi? Yani yolda giderken okunabilir. Evet. Yani iş yerinde de okunabilir mi? Tabii tabii. Durumu müsaitse mesela. Efendim gelelim son dinleyicimizin suallerine. Çok özür dilerim hocam. Bunu okuyunca bir şey söyleyecek mi bitirdikten sonra? Bir şey oluyor mu? Yani bunu bağışlaması falan olacak mı? Ne yapacağız? Tabii okuduklarını bağışlasın, hediye etsin. Otursun, arkasına bir Fatiha, üç ihlas okuyarak hediye etsin. Hediye ederken peygamber, bütün peygamberlere hediye ettim. Tek tek şey yapar. Kendi geçmişlerine hediye eder. Ondan sonra ellerini açar. Çünkü duası kabul olur buyuruyor. Dua eder. Dua eder. Evet. Duası kabul olur.